olacak gibisin biraz. Taş gibi şey var içinde. Gıda kemiği olabilir. Evet, Antalya'ya geldik. Abdü ile Yasir'le beraberiz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya Belediye Başkanımız, Antalya Valimiz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Antalya'nın sefiri derler. Abi geldiğimizden beri Antalya temalı şarkı bakıyoruz, hiçbir şey bulamadık. Ben bir tane biliyordum ama siz beğenmediniz onu. Bebişim. Ben o gece çok içmişim, farkında olmadan. Oğlum bak, çok meşhur bir sürü Antalya şarkısı var. Antalya'nın dağlarında çiçekler açar. Dur bir dakika, buna uyan bir şey getireceğim. Bir saniye bekle, hemen geliyorum. Burada kestik, orada şimdi sen Antalya'nın deyince ben kolda böyle papağan. Tamam. Kaçacak orada, bekle. Hoş geldin. Sen söyle şimdi, devam et oradan, kat girip buraya geliyorsun. Tamam, ne diyor? Antalya'nın dağlarında çiçekler açar. Miriam bu. Nasıl? Antalya'nın sokaklarında böyle işte papağanlar gezer. Böyle güzel bir şehir. Ay ne haber? Ha, sevdiriyor da. Merhaba de. Ne haber? 7 kere 8. Konuşuyor mu? 6 kere 7. Henüz oralara gelemedik. Yok mu? 2 kök 2. Ay ama tatlıymış bu, sevdiriyormuş kendini. Merhaba. Ay korkuyorum. Çok güzel, çok estetikler. Gerçekten çok güzel canlılar. İkisini aç. Ay sinirim. Antalya'nın dağlarında çiçek açan, oradan gel. Antalya'nın dağları. Oğlum emmeye de çalışıyor bir de. Bebek oğlum burada. Evet, hoş geldin Orkun. Hoş bulduk. Hocam kanki, şuranın güzelliğini bir gösterebilir miyiz? Bir bakar mısınız? Bakın, yanlış anlamayın. Antalya'ya övmeye çalışıyorum. Başka hiçbir amacım yok. Bakın. Gerçekten çok güzel. Bak şu şelalenin güzelliğine bak. Şu suyun köpürtmesi, dalgalar, Allah'ım. Şu çok tur tekneleri ya, bile çok güzel görünüyor. Niagara olsa beğenirdiniz değil mi? Ama evet, burası Antalya, Lara, Düden Şelalesi. Buyurun efendim. Ne yapıyoruz abicim? Antalya'nın en düşük puanlı restoranları. Ama susar mısın? Misafir var ama susar mısın? Evet, dinliyoruz arkadaşlar. Öpeyim. Dudağını koparır. Koparır mı? Tabii. Ay canım benim. Antalya'nın en düşük puanlı restoranlarını bulduk abicim. Onları gezeceğiz. Arada böyle bir iki tane bonus restoranımız da var. Antalya'nın çok popüler Instagram'da gördüğümüz yerlere de gideceğiz. Seher Köfteciğim, o yuvarlanıp geçişler yapan adamın evet, restoranına aynen, gitmeye çalışacağız. Aynen. Ben de ilk defa gideceğim seninle beraber. Bilmiyorum, ulaşmadık da adama. Herhalde oradaysa gidersek görürüz yani. Tamam. Yasir ben Abdu, Antalya'nın en düşük puanlı restoranlarındayız hocam. Haydi gidelim. Haydi başlayalım. Bu da geliyor mu bizde? Yer misin sen? Seni bile yerim. Süper Mario. Evet hocam. İlk durağımız bir köfteci. Burası franchise, farklı yerlerde de olan. Bu video son dönemde çıkan haberlerden önce çekilmiştir. Haberlere konu olan herhangi bir işletmenin bu videoda bulunması tamamen tesadüftür. Hadi bakalım. Tam bilinen bir köfteci. 2,5 puan almış burası. 158 yorum üzerinden. 2,5 puan. Yani. Bu seriye göre 2,5 puan nasıl bir puan, düşük mü? Abi bak, biz burada Kaş'ta 1,2 puanlı bir yer bulduk. 3 saat diye oraya gidemedik bugün ama yorumlar inanılmaz. İşletme sahibi herkese tek tek küfür ederek cevap veriyor. Oraya gidemiyoruz o yüzden. Bugün... Oha! Herkese tek tek küfür etmiş. İyi de işletme sahibi öyle kafasına göre davranamıyor diye biliyorum ben. 2,5 yüksek değil mi Antalya için? Miki, sence 2,5 yüksek mi? Bugün ama evet, yine güzel yerlerimiz var. Adam çiğ köfteli burger istemiş. Sonuç rezalet diyor. Bu ne ya? Aa, çiğ köfteli burger... Bu ne lan? Sipariş eden kişi rezalet bence ya. Hayır ya. Hamburgerin içinde sadece bu mu var? Hani hamburger şöyle büyük ihtimalle. İçinde sadece bu olduğuna göre büyük ihtimalle hamburger birbirine yapışık iki tane ekmekten mi oluşuyor? Yani hayır, çift mi? Köfteli burger. Yani çiğ köfteli bir burger diye bir şey yok. Tamam. Oğlum bu nasıl bir çift köfte lan? Gibi. Kötü bayağı. Daha çok kötü. Ya benim bildiğim hamburger ekmeğin arasında köftesi hafif ekmekten de taşar. Yanlış mı biliyorum? Böyle bayağı bayağı hafif ekmekten taşar yani köfte. Böyle hamburger mi olur? Yani büyük ihtimalle şu köfte, şu kadar falan yani. Gerçekten. Ben öyle bir yemek gelse, özellikle mesela aç saatinde sipariş veriyorsun ya, çok kötü bir yemek geliyor. Bu arada çift köfteli ben üzülüyorum. Nereden baksan günümüz şartlarında 350-400 TL falandır. Evet. Daha da fazladır. Fiyat algımız o kadar kırıldı ki çok. 150'ye çok ucuz diyorsun. 150 en büyük para biriminden az bir şey az yani. Oğlum bak, benim bir tane eski videomu paylaşıyorlar ne zaman fiyatlar artsa, ben döneri 3 lira çok pahalı diye sitem ediyorum. Öyle bir videom var. Aynen, 50 liralık mazot alıyorum. 50 liralık döner bulabilirsin. Ben 50 liralık alıyorum. Başka bir yorum. Buraya ikinci gelişim. Hadi dedim ikinci şansı vereyim ama yazık ya, kahvaltını denemek için gittiğimizde her yerde kediler vardı ve o masalara çıkıp sizin yemeğinizi yemeye çalışıyorlardı. O kadar pisti ki anlatamam, ikinci gidişimizde ise akşam yemeği için tercih etmiştik. Ulan sen bir kere gittin, bu kadar pisti diye söylendi, niye ikinci kere gidiyorsun? Ya kahvaltıda gitmiş ya, akşam yemeği farklı olur. Yani kahvaltıda da gitmesi peki buraya? E kahvaltıyı köftecide yapar mısınız? Bu ciddi bir soru. Oğlum kahvaltı benim için köftecide yapılacak bir şey değil mesela.
Gün ses senin sesini bastırıyor. Bastırıyorum da. Ya öyle değil mi sizce de? Kahvaltıcı bence kahvaltıya özel bir yer olması. Eşek gibi yeriz mesela. Nasıl lan? Serpmeye gidersin ya da poğaçasını. Ben de öyle düşünüyorum. Serpme kahvaltıya gidersin. Adı bile zaten kahvaltıcıdır. Yani herkes oranın kahvaltıcı olduğunu bilir. Ve kahvaltı hizmeti yapar sadece. Köfteciye gidip kahvaltıdan umduğunu bulmak nasıl olur bilemiyorum. Bence umduğunu bulamazsın çünkü. Dövüş yiyen var kanka. Dışarıda yemek yiyecek kadar midesiz misiniz gerçekten? Evet. Evet. Her simit varken hamburger ne akıyor? Ben mesela simit hiç sevmem. Gerçekten simiti hayatta bir kere bile isteyerek yediğimi hatırlamıyorum. Dur diye belki. Bu arada garson... videoları sen öncesinde izin alıyorsun zannediyordum. Yok. Ama geldi buraya dedi ki böyle böyle yapacağız. Gerçekten gideceğiz dedi. Dümdüz gideceğiz. Dedim ki çok tehlikeli değil mi? Neden? Adamın mekanıyla alakalı maksimum yorumlar dayak yapıyorsun. Maksimum dayak yeriz abi. Evet abi işin ucunda dayak ne var. Ne olacak ya? Orhan dedi ki maksimum dayak yeriz dedi. Alışkınım dedi. Tarlabaşının dayağı kadar kötü olamaz Antalya'nın dayağı. Ne olacak ki? Bir yıldız ya. 3 hafta önce çalışanlarla şey. Orası çok güzeldi. Tenemara gibi değil mi? Simit sevmeyen kız red flag bu arada. Yani yapacak bir şeyim yok. Gerçekten simit bana acı geliyor yani. Asla hoşuma gitmiyor tadı. Barış gelir mi gelmez mi belli değil. Önce yemek sonra çorba, saatler sonra salata gelir. Ortada garson bulamazsın. Zaten şef de sen dışarıda molada paranızla rezil olursunuz demiş. O zaman biraz hadi gittik. Bana red flag dedi ya. Köfteciye gidelim. Red flag miyim sizce? Şimdi arkadaşlar geldik restoranın olduğu yere. Öncelikle Yasir abim gidip siparişleri verecek. Bu seriyi artık böyle herkes bildiği için Orkun'u göstermeden siparişi vereceğiz. Sonra arkadan biz baskın basalım. Siparişler gelince biz direkt gideceğiz. Açık renkli hamur işi seviyorum. Mesela bazıları çok koyu renkli oluyor ya. Onların tadı ister istemez acı oluyor. Ben açık renkli hamur işi seviyorum. Yani pofidik pofidik. Rengi açık. Ve yumuşak. Şimdi hijyene bakacağız abi. Garsonların tavrına genelde çok laf eden olmuş. Çok fazla çalışan var ama boş çalışıyor bunlar. Hiçbir şeye bakmıyorlar ve çok suratsızlar diyen olmuş. Böyle hiç sevmem. Bir de 1,5 karış köfte. Aramam yani. Karış köfte. Aynen. Hadi bakalım. Derin bakalım. Başımız böyle aya girecek ya. Neyse. Orkun'u sevdiğimiz için tabii. Çift köfteli burger 160 TL, ızgara köfte 180 TL. Tamam, bu ikisini söyleyeceğim. Kankam kolay gelsin. Bir tane ya çok aramam yani. Burger, bir tane 1,5 ızgara köfte. Arkadaşlarım gelince seçecekler, onlar sipariş versinler. Sağ olasın. Menü plastik dosyanın içine koymuşlar, şu şekilde menü. Alo. Siparişleri verdim. Nasıl tamam. Ortam nasıl? Şey yemek gelince sen söyle, gelince gelelim ki değiştirmesinler bir şeyi. Tamamdır. Hadi bakalım. Seni tanımadılar değil mi? Yok. Bir şey diyeceğim. Tamam. Dedikleri gibi böyle kayıt bir ortam var mı? Yani şu ana kadar görmedim. Temizlik duruyor gibi. Güzel karşıladılar mı seni? Kendim geçtim oturdum yani. Kendi bulmuş bazen. Tamam bereket versin. Hadi okey. Geliyoruz birazdan hadi. Tamamdır hadi bekliyorum. Bizim için negatif olmayan her şey pozitiftir abi. Bir şey diyeceğim. Sen Orkun Işıtmak olarak gittiğin ve bu çekim yaptığın restoranların altına yorum mu bırakıyorsun? Bu seride öyle bir şey. Ha, evet. Öyleydi, şöyleydi. Evet. Tamam, süper. Köfte geldi böyle. Alo. Geldi mi? Köfte geldi değil mi? Hadi gelin. Tamam, geldik hadi bak. Abi böyle tam şey gibi olmuyor mu? Hani siparişi de verdik ya, değiştiremeyeceklerine de eminiz. Uğur Dündar gibi böyle. Hadi kapıya tekme atıp girsek gireriz ya. Bey kapıyı açar mısınız lütfen? Evet. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Herkes anladı şu an. Bak iyi ki gelmemişiz. Bir burger orada. 1,5 köfte de burada. Şimdi. Hemen şimdi burger'e bir bakacağım. Adamları bence kötülemek için şey yapmışlar. Bir şey nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Cheeseburger artık olan ne kadardı? 250. 160 TL. Kaç? Bedavaymış. Ulan çektirmedin bile de. Dur. Aç bakayım mı içine? Adam direkt yedi ya. Oğlum güzel de görünüyor işin garibi biliyor musun? Aşırı lezzetli. Gerçekten. Vallahi aşırı lezzetli. Oha! Bir şey söyleyeyim mi? 160 liraya bu burger şu an piyasaya göre çok ucuz. Oğlum biz geçen 500 liraya yedik, hiçbir şeye benzemiyordu. Ver bakayım şunu. Ben gözlükten ben de alacaktım arkadaşlar.
Gayfık tam güzel ama. Bence şerefsizlik yapmışlar mekana. Kokteyl 180 TL. Bu 180 lira mı? 200 lira mı? Arkadaşlar bura bildiğimiz yer mi? Nasıl tadı? Güzel. Dürüstçe bir yorum yapayım ben. Köfteciye kız arkadaşımla, ailemle gelmem. Benim ama kendim böyle acıklı açım, uzanmam. Karnımı doyurayım. Evet. Doyururum karnımı. Abi yol kenarındayım. Uzun yoldan geliyorum. Karnım acıkmış durdum. Aşırı mutlu oldum. Bu köfteyi yersen. Köfteler biraz yağlı bu arada. Çok düşük puanlı. Ben yağlı köfte seviyorum. Belki o yüzden. Okey. Köfteci Josef. Abi fiyatlar her gün değişiyorsa normal menü bastırmaya yetişemiyorlardır artık. Gayet okey. Şeyle alakalı olabilir mi? Ocağın başındaki ustanın önceki akşam evinin içindeki durumla alakalı. Olur mu öyle? Olabilir. Olabilir. Buraya gelen yorumlardaki sıkıntılardan bir tanesi şuydu. Diğer şubelerde böyle değil, daha güzel demişlerdi. Bence diğer şubelere yakın lezzeti. Bitirdik abi köfteyi. Bu niye bitirdik? Bana her yer temiz geldi bu arada. Şimdi ben bir tuvalet teftişine gireceğim. Bak abi gayet. Yedik. Yesene bir fırçaydan hamburgerden Yasir. Beğendiler. Hamburgeri köfte kısmına ızgara köfte koymuşlar. Öyle bir hamburger yani. O çok güzel. Tuvalete bakayım geleyim sonra puan verelim. 5 üzerinden mi puan vereceğiz? 5 üzerinden puan vereceğiz. Dur bir tane kalem isteyelim. 3 tane de kağıt isteyelim. Biz bir kalem alabilir miyiz? Bir de şöyle 3 tane kağıt alabilir miyiz yani? Yayınlar ablam. Teşekkür ederim Çetin'cim. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Ne haber abi? Kolay gelsin. Oha, tuvalet ne taraftaydı? Ha benzinliğe giriyorum tuvalete. Yani o zaman tuvaletle ilgili bir yorum yapmak çok mantıklı değil çünkü benzinliğin yok, tuvaletine gidiyor. Yok izlemedik Mehmet. Yani benzinlik tuvaleti genelde temiz olur. Çok işlek bir kalabalık bir benzinlik değilse. Ama güzel bence. Kendileri tuvalet yapıp da onu devam ettirmek, temizliğini sağlamak çok zor olacağı için yandaki yeri kullanmışlar. Çok mantıklı. Benzi ben şunu da yiyeyim de kalmasın. Nasıl? Çay mı bu? Çay, su bardağında çay. Tuvalet, benzinliğin tuvaletine girdim ben. Ha, öyleymiş yani, yokmuş yani tuvaleti. Bence mantıklı ama. Bu arada çayı biz söylemedik. Her müşteriye ikramdır. Her müşteriye. Aynen. Bize özel gelmemiş mi? Özel değil. Vay anasını, güzel. Herkes, dur, kalem sende. Nasıl puanlayalım? Tamam, bir dakika. Bakmayın. Beni yerim, sana da kalp aşkım. Verebilirsin. Atıyorum, 3.4. 0.1'i nereden kırdığını açıklayabilirsen verebilirsin. Yanda benzinlik yok, sadece bir ihtiyaçlarımız nereye yapıyoruz? Aynı anda veriyorduk ama işte birbirimizden etkilendiğim için kapalı. Hani bu yanda benzinlik var diye böyle zaten. Yoksa yanda benzinlik olursa bir şey yok. Yoksa diye bir şey yok. Benzinin yanında olan. Genelde arkadaşlar ben öyle biliyorum. Şehir arası yolculuk yapılırken hep denk geliyor bu işletme. İsimini vermeyeceğim ama hep böyle kesin fix görüyorsunuz. Ve yanında birkaç tane daha yerler oluyor. Starbucks oluyor genel olarak. Ben hep bunu görüyorum. Şehirler arası yolculuk yaparken bu işletme hemen yanında Starbucks kurulu oluyor ve benzinlik oluyor. Fix. Kahveciler falan oluyor. Evet. Starbucks dedim. Joseph bir at performans olarak 5 günün çayda beleş. Ya öyle işte. Bu sebepten anladığın o tarz bir şey yaşanmıyordur. Zaten hep şehirler arası yerlerde bu tarz şeyler. Anladınız mı? Oylama yapalım istedik. Yazdık mı hepimiz? Yazdım. Hazır mıyız? Gösteriyoruz. 3, 2, 1. 4.5. Ben 4 verdim. Ben 3 verdim. Nereden kırdın 2 puanı? Bana köfte yağlı geldi. Fiyat performans olarak baktığımızda gayet okey. Bayıldım diyemeyeceğim ama açken gelip memnun kalkacağım. Hiç de şikayet etmeyeceğim. Girip kötü puan yazmayacağım bir yer. Ben yorumlayayım. Yağlı köfte severim. Çalışanlar hepsi tanıdığı halde içeri girdikten sonra normalde video çeksek de çekmesek de tanıdıklarında bazen çok fazla darlayabiliyor insanı. Evet. Hiç darlamadılar. Abi ha hoş geldiniz. Devam ettiler. Ve bence çay servisi ekstra puan kazandırdı. Çay abi çay güzel oldu. Nasıl darlayabiliyor peki? Çay güzel. Bir geldiğimde standart köfte yedim. Yani kötü diyemem, güzel güzel diyemem. Bir puan kurdum, bir puan kurmamı söyledik. Geldiğimde sanırım yoğunlukta... Teşekkür ederim, kara geceler. Çok sağ ol. Hani ekmek kırıntısı çok problem değil bence. Hocam bir de sizden bir yorum alalım. Niye düşük buranın puanı? Oğlum müşterilerine ne diyorsun lan gelince? Ben ne diyeceğim? Elinize sağlık. Senin öteki kankin nerede? Hangisi öteki kankim? Goril gibi olan. Kim ya goril gibi olan? Tuna mı? Tuna nasıl aldın? Ulan goril gibi denir mi adama ya? Abi bizim ortalamamız 3.83 çıkıyor. Buranın puanı da 2.5'muş. Ben buraya yuvarlağından 4 veriyorum. Hatta fotoğraf da koyalım. Ya çok komik. Teşekkürler. Evet, devam edelim isterseniz. Hadi gittik. Lokantayı gurme gittiğinde servis geçiyoruz sonraki restoranımıza. Evet. Şimdi arkadaşlar 2.4 puanlı 500 yorum üzerinden bir dönerci ve kebapçıya gidiyoruz. Genelde abi buraya... Şey gibi düşünün işte. Sınıfa müfettiş gelecek. Yine öğretmenlerin
ve ekstra işte şunu yapın, bunu yapın falan demesi gibi bir şey aslında. Aslında gerçek olmayan 1-2 saatlik bir şey. Normalde böyle davranmıyorlar kimseye. Ya yabancılar da çok fazla yorum atmışlar. Oo şey diyor, yemekler hem çok pahalı, yutmaya çalışırken döneri diyor, boğazını çiziyor diyor adam. Ay. Dönerin ruhunu çaldılar, döneri unutturdular bize. Döner dediğin acım şöyle ekmeğin içerisinde salatası, domatesini koyardı onu yerdi. Her yerde bir Hatay usulü döner. Döner bu değil, bize döneri hatırlatacak mekanlar açılsın artık. Döner ben çocukken ben sana giderken döner yediğim küçük ekmeğin içerisindeki döner. Neredesin kenarları döner? Mi? Bu kadar sitem et tom içine oturmuş herifin. Başka biri yazmış. Lokasyon çok iyi ama kesinlikle bir dolandırıcılık hissediyorum burada. Paranın üstünü vermiyorlarmış. %10 servis ücreti koyuyorlarmış. Bir Türk de 2 hafta önce demiş ki yemeğin tabağından ezilmiş böcek çıkmış. Olabilir. Nasıl olamaz? Abi biz alışığız böceğe. Düşünceli bir kurum bence. Evet. Bugüne kadar böcek çıkıyor ya, yazan değil. Hiçbir yerden böcek çok çıkmadı bize. Teşekkür ederim. Bakalım ama. Ama ezilmiş işte. Ay çok kötü ya. Ezilmiş böyle şey. Olabilir. Bir şey soracağım size. Gerçekten cevap verin. Kale içi saat kulesi. Tabağınızdan böcek çıksa, ezilmiş böcek, ne yaparsınız? Bunu işletmeyi söyleyebilir misiniz? Böceği alıp yemeye devam mı edersin? Of. İyi. Öyle var ya, o tarz insanlar olduğuna eminim yani. Beni bozmaz. Yerim. Söylerim. Onu da yerim. Vücut protein ikramı. Ya gerçek. Ya PD şaka yapıyorsun bence. Onu yiyecek olamazsın ya. Ben yedim daha önce. Bunu yapmadın bence. Hayır. İnanmak istemiyorum Ege'cim. Bunu yaptığını. Hayır. Hayır yapmadın. Usulca şefin yanına gidip yemeğimden böcek. Ben söyler miyim? Ben giderim direkt. Ya ben bu tarz yerlerde kriz yönetimi olmadığı için bu tarz şeyleri dile getirmeyi çok çekiniyorum. Ama ben söylerdim. Pardon bakar mısınız? Benim yemeğimde böcek var falan derdim. Ve büyük ihtimalle bunu garsona anlatırken ağlardım. Kesin pik. Ve çığlık atardım. Benim herhalde deseniz de çığlık atıyorum öyle. Elinizi sağlık der, hesabı öder. Evet. Cebinden çıkarıp sen koymuş. Ya o kadar da mal değillerdir cebinde böcekle gitmem herhalde oraya. Kimse kimseyi böyle bir şeyle suçlamamalı yani. Cebimde böcekle gidip onu yemeğe mi koyuyorum sırf bu insanları suçlamak için? Anlattığın garsonu Suriyeli olup onu da seninle yemekle mermi gelirse Rojon. Oy Kurtlar Vadisi. Senin koymadığını nereden bilelim derler. Burası da öyle bir şey olmaz ya. Düzgün bir işletmeyse direkt özür diler zaten. Yeniden hazırlatalım falan der yani. Tipe bakıp cebinde böcek taşıdı. Biri bana bakıp bu cebinde böcek taşıdı der mi mesela? Mesela biz bir ara salata yerken salatamızdan salyangoz. Ve biz bunu işletmeyi söyledik. Onlar da böyle çok özür falan. Şaka yapmıyorum. Bu tarz şeylerde insanlar suçlamıyor. Yemeği bitirdikten sonra böceğe de bakmayayım. Böcek çıktı derim, para da Ya iğrençsiniz ya. Yemeği nasıl bitireceksin? Bir kere kebapçıda sadece yemeği beğenmedik diye adamlar değiştirmişti yemeği ve zincir değil şehir lokantasıydı. Of. Salatadan arı da çıktı. Ya arıyı nasıl yutabilirsin ya? Ben arıyı yaşarken görmeye tahammül edemiyorum. Bir de ölü arı. Yani ölü arı zaten dikeni dışarıda değil midir? Yutmaya çalıştığında şak diye boğazına yapışmıyor mu iğnesi? Çok garip değil mi? Nasıl? Ya ben buna inanmıyorum. Yapmamışsındır. Gidi, ben buna yapacağına inanmıyorum. Peçeteyi gül gibi yapıp salyangoz içine koyup şey. Salatadan tiril çıktı. Lol. Tiril mi? Pardon, tırtıl. Bir ara dürüm söylemiştim. Bayağı açım ve dürümün ortasında kıl yumağı vardı. Ya saçmalama, bunu yaptığını düşünmüyorum. Kıl da değil, kıl yumağı mı? Ya hadi oradan. Kıl yumağı olmaz gibi geliyor bana. Bir de o kadar midesiz değilsindir. Yani yemekten kıl çıkması olayını. Abi dünyanın en kötü şeyi falan herhalde. Ya tiksinmeyeceğim tek şey kedi kılıdır. İnsan saçı falan görsem kafayı yerim.
Mesela arkadaşlar biz Bam Bam'la ağız ağıza yemek yiyoruz. Valla yalan yok. Benim iki tane kedim var. İkisi de çok tüylüler. Üzüm o kadar değil de. Bam Bam çok tüylü. Ve biz ağız ağıza yiyoruz gerçekten. Hatta böyle yoğurt, pilav ve peynir üçlüsüne dayanamıyor. Tüm süt ürünlerine bayılıyor. Sütü de ekstra çok seviyor. O yüzden böyle yoğurtlu falan bir şey varsa hep birlikte yiyoruz. Ben yemek yerken iki kere falan çıkıyor Bam Bam'ın tüyü. Ya Bam Bam bir kalk git falan yapıp yemeye devam ediyorum. O beni rahatsız etmiyor valla. Yalan yok. Hayvan tüyü, evde beslenen evcil hayvan tüyü rahatsız etmiyor. Ama insan saçı daha uzun ve daha iğrenç bir şey gibi geliyor bana. Mesela üzümü bir öpüyorum, bebek kokuyor. Benim kediler de iki tane ve dişi çiftleştirelim. Benimkiler kısır ya. Gece yiyorsam yemeği kıl umurumda olmaz. Gece söylediğin yemeği tadı var. Ya sen ne iğrençsin ya. Kıl çıkıyor yemeğinden. Sabah gecesi mi var bunun? Adana'da durumun 10 TL olduğu zamanlar iki tane söyledim. Adamı cebimde 18 TL var. Helal edeceksen gönder. Adam da içine 2 liralık zehir mi attı? Ne yaptı anlamadım ama ben zehirlendim anlatamam. Yani gerçekten durumun 10 TL olduğu zaman iki tane söyleyip cebimde 18 lira var mı yazdın? E bir tane söyleyeydin. O halde 8 saat otobüs yolculuğu yaptım. Yani bir tane söyleseydim bunlar başına gelmeyecekti. Bam Bam'da dış parazit var. Tüyü zaten yapışmaz. Bam Bam'da dış parazit var. Tüyü zaten anlamadım bunu. Bam Bam'la Antep dostumuzun kıllar arasındaki faşist. Ya ben Bam Bam'ın tüyü okey ya. Bam Bam'ın tüyü okey mesela. İade de edilmiyor. Yok. Aç mı duracağım? Bam Bam kedi. Evet benim iki tane kedim var. Birinin adı Üzüm, birinin adı Bam Bam. Üzümün tüyü çıkmıyor. Çünkü üzüm yemek yenirken falan pek orada olmuyor. Ama Bam Bam hep orada. Hep. Tüy yumağında değil. Bir tane falan çıkıyor vallahi. Yalan olmasın. Hiçbir zaman tüy yumağı görmedim. Dış parazit aşısı. Evet onu biliyorum zaten de. Dış parazit var. Tüyü zaten yapışmazı anlamadım ben. Yoksa kedilerin iç ve dış parazit aşısı olduğunu biliyorum. Bam Bam'ın ismini çok maalesef. Arkadaşlar çok büyük bir kedi. Size ben fotosunu göstereyim. Ben bir tane daha kedimiz var bizim. Beyaz kedi. Bakın bugün birlikte yatarken çekmiştim. Benim kolumda yatıyor burada. Üzüm bu. Bir de Bam Bam diye kedim var. Ben buna üzüm adını koyunca. Bu da üzüm bakın. Alttan çekmişim. O üzüme özendim. Ben de acaba burnumu aşağıdan çeksem nasıl olur diye geldim. Yani işte bu üzüm. Ben bunun adına üzüm koyunca annemler de dedi ki bu nasıl isim? Bunu Bebetos'una dedi biz dedi isim koyacağız. Sen gittin beyaz kediye üzüm adını koydun dedi. Bu da Bambişimiz. Bunun da adı Bam Bam. Yani bunun ismini annem koydu aslında. Annem koyduğu için adı Bam Bam. Yoksa ben buna bir beyaz kedi adı düşünürdüm. Bakın mesela burada kutunun içinde yatıyor. Ve bakın. Çok tüylü ve büyük bir kedi. Gerçekten çok büyük bir kedi. O yüzden bence ismi çok yakışıyor. Bam Bam olması. Bam Bam deyince geliyor. Anlıyor ama gelmek istemiyor. Anladığına eminim. Al Bam Bam deyince geliyor mesela. Elinizde bir şey tutup al Bam Bam al deyin. Tüm evi turlayıp gelir. Ama boş çağrıldığını anlayınca gelmiyor. Puşt olduğu için. Bakın tipe. Çok güzel değil mi? Büyük değil. Hayır gerçekten büyük bir kedi bu arada. Çünkü tıraş da olduğunu gördüm. Küçülmüyor. Çok azıcık falan küçülüyordur. Hacmen büyük bir kedi. Bakın burada da onlar var. Ben ve onlar. Nasıl? Her yerde onlar. Birilerini yastık yapıp yatarım çok da. Çok tatlı bir kedi gerçekten. Komik de bir kedi yani. Tam böyle küçük velet gibi davranıyorlar ya kediler. Bayılıyorum. Çok güzelmiş gerçekten. Çok güzel gerçekten ya. Bakıyorum başka güzel bir fotosu var mı size göstereyim diye. Büyük olduğunu kanıtlayacak hiçbir fotoğraf yokmuş ama şimdi onu anladım. Hah. İşte tamam buldum büyük olduğunu kanıtlayacak bir fotoğraf. Allah nazarlardan saklasın. Ağza bakın. Burada esniyor. Esnerken çekmişim. Burada uykulu biraz. Çok çirkin. Niye öyle diyorsun lan kedime? Gelsin lan çok çirkin. Bakıyorum başka var mı diye de.
güzel çıktıkları. Ha bakın bu da üzümüm. Bu benim prensesim. Göz rengine bakın. Bunu tüyünden kim tiksinecek oğlum? Küçücük kedi zaten. Ya tam büyük bir kedi de tüyleri şu kadar şu kadar. Sinmezsin. Ama bir gelip yani şu kadar bir saç çıksa simsiyah falan böyle tam bir şefin bestiyeli o zaman tiksinirsiniz. Sen, dur çekin. Şöyle yapıyorsun. Durun. Şöyle durun. Çevir hocam kamerayı. Videonun içinden SS al. Buradan al. Güzel bir yöntemmiş bu da. Yasir sen bundan sonra bir Hint ajanısın tamam mı? Sen Hintlisin bundan sonra. Abone order. Free chicken kebab please. Abi sen git siparişini ver biz gelelim. Abi senin tamam. Eline veriyoruz sen yalıyorsun. Gidiyorsun. Tamam. Hadi ben gittim. Yine bana kaldı. Kebapçı Antalya'nın merkezindeki kapalı aynen, çarşının girişinde. Aynen saç çıksa çöpe dökersin. Yani. Yok söyleyeyim. Be dökmem. Şöyle bir döner tezgahı var. Mesela babaannem fix her yemekte kesinlikle bir saç teli bize bırakır. Mesela ben babaannem de yemek yerken çok rahatsız. Yani bunu yaşlı tabii yaşlılığına veriyorum. Eskiden olmazdı böyle ama yaşlandıkça oluyordu bir dönem. Şimdi artık yemekleri o yapmıyor olmuyor öyle bir şey de. Bir dönem öyleydi. Aa babaanne saçın da çıktı diyemiyorsun. Ben yemeyeceğim doydum diyorsun. Niye diye bir de diretiyor. Yiyeceksin bunu aç mı yiyeceksin çocuğum ye bunu falan. Ya ama ben zorlama işte. Söyletme. Anne Özdemir'e çaktırmadan gösterip tamamlayayım. Baba tarafı diye mi? Yok şimdi ben baba tarafına garizim yoktur benim. Her türlü dökeyim. Ben iki tarafı da çok severim de. Genel olarak söylenmez böyle bir şey. Mesela ben düşünüyorum, hayal ediyorum yemek yapmışım. Biri dese ki saçın çıktı ben yemeyeceğim dese ben çok üzülürüm mesela. Yiyecek onu köpek gibi. İleride böyle bir şey yaşasam onu zorla yedirttiririm bu arada. Chat ama çok utanç verici onu yememesi. Ben ağlardım herhalde lan öyle bir şey yaşasam. Biri bana diyor ki aa yemekten saçın çıktı falan yapsa ben ağlardım. Yedirtmek ok yani. Ben yedirtirdim. Derdim ki onu yersen beni seviyorsun. Onu yersen beni seviyorsundur. Bana aşıksındır derdim. Yemezse ayrılık. Çıktı sevda falan da. Baba tarafı yüzünden kaç kez ölümden döndük. Allah'ın Çanakkale'sinde. Antep'ten kan davası. Oha baba tarafına bak. Babaanne onda olunca Asya torunları köfte patates yapıp gelmediğini gibi. Zorbalamaya bak kafayı yerle. Yani onu da yiyiversin. Benim saçımdan mı tiksiniyor? Ya da benim saçımı kenara bıraksın. Yemeği yesin. Tam saçımı yedip mi? Ama yemeğe devam etsin lütfen ya. Var. Rehberleri var böyle. Tezgah bu şekilde yoğun. Ayaküstü mekan. Onu söyleyeyim yani. Hoş geldin. Abi bir tavuk bir de et döner alabilir miyim? Dürüm mü olacak bakıyorum. Dürüm mü olsun ya? Tabak da yap abi ya. Arkadaşlarım da görecek. Hintçe konuşma siparişi verdim. Burada yedin mi döner sen? Burada yedim. Güzel mi? Bir sene oldu, bir buçuk sene oldu. Tam beğenim. Çok insanlar şey kötü yorum yazmış da bakacağız göreceğiz şimdi biz de. Yine tur. Aynen. Görüşürüz. Peki buraya gelmişken Abdü nereyi görmek lazım? Ya Hadrian Kapısı mesela mutlaka görmek lazım. Ne güzel. Burada Attalos heykeli var. Antalya'nın sefiri. Attalos 1, Abdü 2. Öyle derler. Ha dayıya sor. Doğru mu dayı? Oo çok meşhur o. Bir dakika ses gelmiş ses açayım. Ne olmuş? Bir dakika dur. Direkt gelin. Çok turist var zaten. Burada sizi şey yapmazlar, zorlamazlar. Gelin oturun. Tamam, tamam. Hadi gidiyoruz o zaman. Tamam. Gel. Haber geldi gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu anda gözüme çarpan dönerin başındaki usta telefonla konuşuyor. Ben sana dönerim kesin. Turist miyiz? Nereden böyle insanlar? Gerçekten saçı dökünce alıp kafasına koyan. Eyvallah abicim sen ne yapıyorsun? Sesi değiştirdim ki hani. Bence çok tatlı bir olay. Aleykümselam ilahi. Çok sevimli. Asılı. Ne var abi? Bir tavuk döner görüyoruz, bir et döner görüyoruz. Hani onu orada oraya koydu diye saç olacağını. Bence çok tatlı. Genelde böyle küçük çocuk kız hareketi olduğu için tatlı geliyor bana. Tavuk sota makarna eşliğinde şarap açıp Netflix date yaparken saç çıkmış. Aa ne yaptın peki? Ne yaptın?
Pizza varmış. Bak buranın en kötü nesidir biliyor musun? Pizzası çok kötü. İçecek abi. Su. Soğuk su. Soda abi bir tane de. Hacı ben burayla alakalı bir yorum yapmak istiyorum. Dikkat edersen adam mesela böyle bitkin gibiydi. Burası etrafı da her ne kadar böyle şemsiyeli olursa olsun yerler çok sıcak. Yerler böyle mermer ya. Hacım yazın Antalya'da burada çalışmak bir zor olur. Abi Antalya'da yazın nasıl oluyor burada? Çok zor oluyor değil mi? Cehennemde gibi. Cehennemde gibiyiz yani. Zor diyor basit kalır diyor. Abi bir de soda istemiştik ama. Sesin gelmedi abi. Söyledim ben duydun diye. Gittin sandım. Batı'da yer miydin? Burası aşırı kalabalık, uğrak ve uğradın yedin gittin restoran olduğu için çalışanlar Batı'nın, çok sinirli. Bir şey soracağım size. Batı'nın yanındaki şeylere bakınsanıza rozetlere. Ne kadar rozeti var? Hızlıca yemeği niye? Çek git modunda. Evet, kimsenin asabını bozma. Burası ama tam şey yani dayak yeme ihtimalin var gibi biraz. Biz Antalya'da öyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Ben çok da müsaade etmeyiz abi, bir yandan da öyle bir şey. Bu kadar güveniyorsun ya Antalya konusunda kendine. Böyle bir üçümüzü bir güzel dövseler. Ben var ya dayak yerken sana gülerim. Öyle bir durum olsa da şerefimizde dayağımızda yeriz. Evet abi bence çok komik olur. Yani ben mesela dayak yiyeceksem bu üçünü böyle dayak yemeye çok okeyim. Adamın kolunda var. Hoş bulduk. Merhabalar. Herhalde işletmenin müdürü. Biraz tanıdı gibi. Biraz tanıdı salata gibi. Salata ikram edin dedi. Getireceğiz dedi. İyi. Ne söyledin sen bu arada? Ne sipariş ettik biz? Bir tane tavuk porsiyon, bir tane döner et porsiyon söyledim. İyi yapmışsın. Doğru siparişi vermiş ama tavuk işi hayırlısı. Bir menü isteyelim. Şimdi şey diyor ya, menüde servis ücreti olduğu yazmıyor diyor. Yasal olarak ilk sayfada yazması lazım. Yazıyor mu peki? Yazmıyor abi. Tavuk döner porsiyon 230 lira. Et de 320 lira. Makul fiyatlar. Yani Çeşme'den uygun fiyat. Bu kadar niye turistik bir yer olmasına göre. Bak döner şudur abi. Ekmek arası döner. Evet senin sevdiğin o. 100 gram 130 lira. Şurada 100 gram 230 lira. Burada Abdünün döner istediği arası. Döner şuymuş. Abdünün sevdiği de bu. Döner budur. Bak bu da gerçek gurmeler bunu sever. Gobit ekmek döner. O çok güzel o. Evet. Öyle bir durum sanki. Evet. Pizzalar ne kadar? 400. 320. Ha bu small 320, medium'u 400. Abi çok zor bir mekan. 300. Öyle bir durum sanki. Evet. Dünün istediği döner şuymuş. Abdünün sevdiği de bu. Döner budur. Bak bu da gerçek gurmeler bunu sever. Gobit ekmek döner. Mesela YouTuber diyoruz değil mi? Ay şunu duyduğum an topuk ben ya. Ben çok korkardım. Her an dövecek gibi soruyor. Kol yukarıda böyle. YouTuber'dınız değil mi? Çok korkunç değil mi? Gençler. Valla. Kesin dövecek. Değil mi gençler? Evet. Öyle bir durum sanki. Evet. Pizzalar ne kadar? Dayak 400. Geliyor. 320. Ha bu small'u 320, medium'u 400. Abi çok zor bir mekan değil mi? Gelen giden çok fazla olduğu için, hep yabancı olduğu için. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Kapalı alan olmadığı için. Çok sıcak. Google'da şey demişler. Servis ücretini menüde belirtmedik herhalde. Servis ücreti alıyorlar. Evet öyle. Bu mekan için. Aa. Servis ücreti oluyor mu? Soralım yapma işte direkt adam müdürü. Adam, aa menüde varmış abi, belirtmiyor dedikleri evet. Yalan, menüde varmış. Son... Yapma işte, Abdül dayak yiyeceksin. Onda adam, yazıyormuş. Adamlar yazmış abi. Evet, biz görmemişiz. Nerede yazmış onu? Google'da. Bizim kadar şey. Evet. Olabilir. Şimdi bu ne? Bu tavuk. Evet, hadi bakalım. Ya şimdi burası ayak altı bir yer olduğu için memnun kalmamış olan yazmış mesela. Memnun kalmış şey yazmış. O yüzden yıldızımız düşük mesela. Haa. Sen bize etimize iyi bakalım bir, rica etsem. Çadına bak bakalım. Ufaktan baskı altında hissettim. Kötü dersen yumruğu vuracak gibisin biraz. Müşteri de yoksun. 10 üzerinden aldım, not ver bakalım etimizi. Hadi bakalım. Abi biz 5 üzerinden veriyorduk ama. Abi canlı canlı bak. Canlı. Beni rahatsız eden bir şey oldu. Sana göstereyim gel. Aa, bu ne? Amcanın beyaz saçı çıktı mesela. O beni rahatsız eder. Abi burada... Arkadaşlar bu nasıl bir baskı ya? Ağlayacağım çok kötü. Abdül iyi söyleyebiliyor. Ben ölsem söyleyemem. Beyaz, bize ait olmayan bir kıl. Bize beyaz saçlı yok. İyi. Hayatımda değil mi niye açıklamam? Bizde beyaz saçlı yok ya. Ya biz yanımızda getirip koyuyoruz bunları. Etin tadı nasıl? Etin tadı güzel. Abi bir de biz yorumlarda şey gördük. Ezilmiş böcek çıkmış bir tane dönerin içinden. Ezilmiş böcek. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Valla bana tadı çok güzel geldi. Abi bizi salacak mı acaba? Söylesene gitsin. Oğlum döneri değiştirmedi. Hiçbir şey yapmadı. Kıl biz de değil. Tesadüf renk geldi. Değiştirelim diyorsun. Tavuk soslu bu arada. Kenara aldık kılı çünkü. İskender. Kılı kenara alıyor. Çok kötü ya. Döner çok kötü. Kılı kenara hoş geldin. Abi senin sakalı ben az önce yedim. Güzeldi tadı. Ha içimden çıktı. Bak beyaz yoktu hani varmış. Lan niye ben gerildim ki? İlk defa başka bir adına bu kadar geriliyor. En son adını Feriha koyduğumda Feriha için bunu yaşamıştım. Çok kötü oldum.
Çok kötü oldum. Söyleyebiliyorlar herife. Herif var yumruğu yapıştıracak birazdan ya. Hani da yok tane. Yok tane yapıyor ya bir de şurada. Denk geldi. Değiştirelim diyorsun. Tavuk soslu bu arada. Kenara aldık kılı çünkü. İskender. Kılı kenara alıyorum. Ne yapayım abi? Döner çok oğlum. Bak ha o abi senin sakalı ben az önce yedim. Güzeldi tadı. Ha içimden çıktı. Bak beyaz yok tane varmış. Sende de var beyaz. Abi senin de saçlar beyaz. Neyse abi en azından şu an ilk dayağımızı yemeye çok yaklaştık. Beraber dayak yememize 3 dakika. Döner çok güzel. Yesin şu döneri diye amatörüm. Gelin tavuğa da bakalım. Hadi. Abi eyvallah. Müsaade et bize biraz yiyelim. Konuşuruz sonra yine. Gitmiyor ya. Ya afiyet olsun diye gitmiyor ya. Ya adam bir rahat bırak. Bak ağzını burnunu kırar senin ters bir şey söylersen. Kanka ama niye saç çıksa niye söylemeyeyim müşteriyim ben. Tabii ki söyleyeceğim kıl çıktıysa. Saç çıktıysa sen içinden. Suratına kıl çıktı deyince yemek zorunda kaldım. Abi yok yok biz. Ama hiç saç çıktı. Bak şimdi biz o kadar yanlış bir şey yaptık ki. Bak ben saç çıktı. Saçı bu çatalla aldım. Kenara koydum. Sonra bu çatalla yine yedim abi, döneri. Ya. Ezilmiş böcek çıktı diyen yalan söylüyor. Yalan bence de yalan söylüyor. Öyle bir durum olmaz abi. Evet. Böcek dedin nereden gelecek gidecek? O fake. Bak abinin dediği detay çok önemli. Kalmayan. Ay hala yanda bekliyorsun ya. Ay bir git. Hala bekliyor chat. İnanılmaz değil mi? Darlıyor millet orada. Gel de şimdi bir halt da yani. Bas git ya birader. Satıyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim abi. Bugün ortalama şu işletmeye 504'de insan geliyor. Sen bir şey kötü yorum yani işte 1409 şu grup mesela atıyor. Yemin ederim. İnanılmaz bir emin olun abi. Çok da teşekkür ederim. Eşim burada kalkıp gidecekti ve hiçbir şey yazmayacak. Doğru. Çok doğru yaklaşım yaptın yani. Böyle düşünmüyordum. Güç korkusu insana neler dedirtiyor işte. Tavuğu denediniz mi siz? Ben denedim. Ben tavuk döneri böyle sevmiyorum. Ben tavuk döneri normal ekmek arasında sossuz seviyorum. Eski stil. O yüzden çok bana hitap etmiyor. Bu porsiyon söylediğin zaman işte dediğim olay sosu da yiyorlar geçiyorlar işte. Evet. Değil mi? Güzel mi? Saç üşüyor şimdi. Biz de kimi olabilir? Lan şansa bak sana denk geldi. Harbiden ya. Dövdürtecek abi burada. Lan şansa bak sana denk geldi. Harbiden ya. Dövdürtecek abi burada. Ben korkuyorum. Kemik. Deli mobbing uyguluyor. Bak git ya. Ay inanamıyorum. İki tane gelen yemekten bile bu kadar şey çıktıysa millet o sirkülasyon arasında kim bilir burada neler yiyor. Aynı masaya gelen iki yemeğin içinden bile bu kadar konuşulacak şey çıktıysa o kadar gelen giden neler yedi acaba? Şimdi bunu düşün dur. Bir dakika sana denk geldi. Koymasana hiç. Kemik olabilir. Ben Allah'tan senin gözetiminde yiyoruz abi. Bir kemik daha çıktı. Olabilir. Bir çatal yedim, iki kemik çıktı. Abi dürüst olmamı ister misin? Tabii. Tavuğu beğendim, kemikleri yoksa. Eti hiç beğenmedim. Doğrudur. Ben eti beğendim, tavuğu sossuz seviyorum. İşte biraz sos olduğu için gidiyor en azından bu. Ama sen bunu böyle mi istedin sos? Nasıl istedik? Tavuk. Tavuk porsiyon dedi. Tavuk. Şahin Usta, tavuktan bir 50 gram keser misin? İyi yerinden bir tabağa koy bırak. İyi yerinden. Şuraya bakayım. Ye bakayım. Tavuk döner bu işte. Nasıl? Bir şey diyeceğim, sinekler falan da var etraf. Ama ya onu ne yapabilir ki? Bahçede yemek yiyorsan hep geliyor yani işletmeden bağımsız. Mesela içeride yesen de olsa belki bir noktada anlayacağım da dışarıda yediğin yemek için bir şey yapamaz. Bir de yaz mevsimi. Ha böyle çok güzel bak. Tavuk daha güzel etten bence. Bu tavuk İskender oluyor. Ha. Kalk seri. Bakacağız. Nasıl vuracak? Kim vuruyor oğlum? Biz boş adam mıyız lan? Ben bomboş ay, bir insanım. Ay nasıl varla biz boş adamız. Tamam. Ne varsın abi? 670. Et var, tavuk var. Ama buna servise eklememişler. Bir de servis olması lazım. Var mı? Servis yok. Bir yabancı arıyor. Yerliye yazmıyor. Ha yabancıya servis ücreti var, yerliye yok. Tamam. Siyene bağlı. Almancıysan sana söylerim. O ne ya? Yabancıya var, yerliye yok. Almancı değilse söylemeyiz. Ha. Kartla ödeyelim abi. Peki mesela ben bir yılın 6 ayı Almanya'da yaşıyor, 6 ayı Türkiye. Ben şöyle düşünüyorum, kesinlikle yerli insana da var ama Orkunlar olduğu için böyle yapıyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle
Ya siz ben falan gitsem büyük ihtimal bize de kilitlerler servis ücreti ama Orkunları tanıdıkları için yapmıyorlar. Ne yaşıyorsam? Ödemek zorunda değil. Ha tamam yani okey süper. Değil yani. Tamam abi. Kartla vereceğiz abi. Şu an bak hemen hesabı da gösterelim bir saniye. Et porsiyon 320. Biz yerli olduğumuz için bize servis ücreti yazılmadı. Evet. Kart mı abi? Kart. Biz sadece gelene yazmayacak mı? Hepimiz yazacağını biliyoruz yani. Yorumlara bile kaç kişi demiş aldılar servis ücreti. Orkunlara işte şov yapılıyor. Ha? Bunu mu diyorum haber yapmış? Haber değil abi. Biz geziyoruz böyle. Farklı restoranlar deneyimleyip bunu paylaşıyoruz yani. Bunu haber yapacaksın? Ufak bir kanalımız var. 15 bin abonemiz var. Bakalım büyüyeceğiz inşallah. Kaç abonemiz var diyor burada abi? 15 bin. Yok abi 10 milyon şey var. Yok yok. Abi 10 milyon olsa duramam. 10 milyona özel yazıyor. Yok abi yok. Yalan o. Tabii 11 otu 3 milyon abone. Ya sen ne var ya bizi iyi. 11 mi? Abi ben 1 diye görüyordum. Hep 11'miş ya. Hay Allah. Yanlış görmüş. Vay be. Abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Biz az önce ne yaşadık? Şurada şuraya geçelim. Yaşadığımız durum iğrenç, tamam mı? Sen misafirsin. Husumetle yaşamayalım diye işte narin davranmayı alttan almaya çalışıyoruz ama kıl çıktı, kemik çıktı. Hayır, kıl çıktı mı? Baş kıl çıkabilir. Yani okey adam düşmüş olabilir. Ya nasıl takmıyor. Çıkabilir ya? Oğlum yemek işletmesi orası kıl çıkmayacak ya. Of. Ve inanamıyorum adamın arkadaş şu şekil beklemesi. Çok itici. Bas siktir git uzakta bekle. Çok ayıp bence. İnanılmaz ayıp. Hayatımda böyle bir mobbing görmedim. Ya, kontenti bu yani adamın. Ne gidip diplerinde bekliyorsun ki? Konuşamıyorlar bile. Chat var normalde ekranda da arkadaşlar bazen sıkıntıya giriyor ki kendi kendine sohbet kutusu gidiyor falan. Sohbet kutusu var aslında. Size göstereyim. Şurada. Siz göremiyorsunuz. Sağ altta. Ama gitmiş yine. Bir şey oldu herhalde. Yani bir de yani diplerinde bekliyorsun. Millet hiç ağızlarını açıp bir şey de diyemiyor ya. Normalde patronlar veya müdürler garsonlara der. Sigara burada içme dükkanın yanlarında falan. Adam servis ederken elinde sigara var. Ya ben şunu anlamıyorum. Ya tamam bu insanları tanıyor olabilirsiniz. YouTuber olduklarını biliyor olabilirsiniz de. Adam neredeyse masanın başında bekledi. Hatta masanın başında bekledi yani. Neredeyse değil. Tam gidiyorum diyor arkasını dönüyor. Hala buraya bakıyor yani çok rahatsız edici ya. Millet yorum bile yapamıyor adamın korkusundan. Nasıl bir üstünlük kurduysa orada. Kanka yani sal. Sal millet istediğini konuşsun. Olabilir. Kıl çıkabilir. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Tepki abi. Kıla verilen tepki. Abi kıl çıktı diyorum. Bakıyor içeriye. Bizde beyaz saçlı yok diyor. 4 kişi saydım. Yani o ne abi? Bizde beyaz saçlı yok. Yemekten kıl çıkmış. Masaya getirdikleri yemekten. Adamın savunma bizde beyaz taşlı yok. Orkun daha iğrenç bir şey yapıyor. Alıyor kılı çatalın üstünde. Abi diyor kıl var burada işte. Kılı kenara bırakıyor. Aynı çatalla. Bir özür dile. Ne değiştirelim abi hemen kusura bakma. Bu ne ya böyle höt höt işletme mi olur? Bizde beyaz taşlı yok. Yiyeceksin. Ne münasebet. Lan beyaz saçlı sakallı. Herkesin saçı sakalı beyaz. Ha bir de ben yanımda mı getirdim kılı? Nasıl bir muamele ve adam yerken sürekli yanımızda durdu. Evet. Zaten söylemek istediğimiz hiçbir şeyi söyleyemedik. Bir rahat verilmedi bize. Bir de hani şey de demedi. Evet. Abi çok özür dilerim alayım hemen götüreyim falan. Hiç öyle bir şey de yaşanmadı. Bir adım sonrası kavgaydı. Tamam ben hissedebildim. Öyle mi? Adam da gülüyordu falan. Ben anladım. Bir adım sonrası kavgaydı. Belki kesinlikle. Sen anlayamadın ama. Şimdi bir dakika buranın puanı kaçtı? Burası 2-4'müş abi. Ben hayatta gelmem lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Size şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bu tarz bir durum olur. Millet bunu değiştirmeye çalışır. İşletmesini düzene sokmaya çalışır. Bu adam bildiğin kaba kuvvetle üstünlük kurarak buna engel olmaya çalışıyor. Hayır kardeşim. Yapılan, verilen hizmeti değiştir. Heyecan hoş geldin. Ben buradan veriyorum ben. Sıfır var mı lan? Yok. Sıfır varsa sıfır. Bir olduğu sıfır için. Veremiyoruz ama bir veriyoruz. Bir. Bir verdik. Ortalamamız da bir oldu. Şu an girip biri atıyorum abi. Şimdi sıradaki restoranımızın yorumları nedir? Abi burası bir kafe. Bir kafede kebap satılıyor bir kere işin garibi. Oradan başlayalım. 2,5'la 360 tane yorum almış. Abicim demiş ki ay çok kötü. Şefin burnunu karıştırdığını ve yemek yapmaya devam ettiğini gördükten sonra kelimenin tam anlamıyla her yere kustum.
tatsız yemekler, keko müzikler. Ben müzikleri merak ediyorum bu arada. Bunları da sen okusana Yasin. Tamam ederim. Servis çok yavaş. Bir şey istiyorsunuz bir saat sonra geliyor. Eksik getiriyor. Fiyatları da çok pahalı. Sadece müzisyen güzeldi yazmış. Ne oğlum canlı müzik de mi var? Ne oluyor? Ne güzel canlı müzik varsa eyvallah. Enes bir yıldız vermiş. Kumpirin rezalet olduğu yetmiyor. Bir de içinden kıl çıkıyor. Bu mekana gidip de sakın paranızı çarçur etmeyin. Fiyatlar uçuk. Kişi başı 500 lira içeceklerle birlikte bir de tuvalet paralı. Ne? Demek ki tuvalet dışarıda ve kafeden geldiğini söyleyince de 10 liraya tuvalet hizmeti var. Tamam çok iyi abi. Kumpir söylüyoruz. Bir tane tuvalet kebap söylüyoruz. Bir tane kumpir söylüyoruz ve tuvalete gidiyoruz. Tuvalet fiyatları 10 lira oldu mu? Ne söyleyeyim abi burada? Abi bir tane pizza söyle, bir tane kumpir söyle. Tamam yeter. Pizza ile kumpire çok iyi. Çok kötü tamam. Ya. Tamam. Selamlar için. Bir kumpir bir de pizza istedim. Yasir abim oturdu bu arada. Siparişi de verdi. Verdi mi? Verdi verdi. Tamam. Ben bir su alayım abi soğuk. Bir de az önce ki adam şey diyor ya. Tavuktan bir parça kes de getirsene en güzel yerinden. En güzel yerinden getirdiği tavuktan iki tane kemik çıktı be. Bir de kötü yerinden getirse kim bilir neler çıkacaktı. Kocaman bir yer abi. Bak iki büyük lahmacun artı Coca-Cola 100 lira menü varmış. İyiymiş lan. Bela lan. Bela gerçekten. Benim çocukluğumda ben lisedeyken bizde tavuk döner ayran kaç paraydı? 1 lira. Oğlum ben 75 kuruş olduğu zamanı hatırlıyorum. İşte. Kaçta mısın Orko? 96. Sen 93'lüyüm. Ha 3'lüsün sen. Abi de bundan sonra. Kıkırdak abladım. Kıkırdak dedi adam da zaten. Ama çıkardı Orkun. Emik bu dedi. Bence kıkırdak da çok rahatsız edici. Ben bir yerde bir şey yiyorken kıkırdağa denk gelirsem bir de oradan asla bir şey yemem. Çünkü o an yumuşak bir şey yiyeceğinizi düşünüyorsunuz kafasal olarak. Bir yestiriyorsunuz kırk diye bir... Bu benim hoşlandığım ya da olan bir şey olmasın yani bir zahmet. Bir de adamdan kemik çıktı iki tane. Kıkırdak çıkmadı. Çok rahatsız edici bence. Ya çünkü yumuşak bir şey yiyeceğim diye düşünüyorsunuz. Haberiniz yok böyle bir şeyden. Niye ısırıyorsunuz? Çat! Millet onu balıkta kılçığa yapmıyor. Tavuk yerken de bir zahmet gözü kapalı yiyeyim yani. Ya servis uzun sürüyor bu arada gerçekten. Biri yani şey yazmış dakika, ya bir saatte geliyor 20 diyor. 20 dakikadır falan oturuyoruz. Daha yasıranma gelmedi yani. Yani. Pizza söyledi gerçi. Pizzanın biraz daha uzun sürüyor olması normal. Pizza mı söyle dedin sen ona? Pizza ve kumpir söyle dedim. Bir de lahmacun da ekleyelim gidince. Çünkü iki lahmacun kola 100 lira bedava. Oğlum ucuz orta pahalı yemek memek pahalıya götür. Bu ne lan? İşte bak kimse anlamıyor bunu. Bu serinin en zor olayı midemiz inanılmaz. Midemiz cümbüş oluyor yani. Gerçekten mide fesadı geçiriyorum. Yukarıya böyle aşağıdan vuruyor şu an yani. Daha yiyeceğiz yani abi. Yemek hala gelmedi bu arada. Gelmedi. Yarım saat oldu bence. Kantinci tamam. Abla yanlışlıkla parmağını kaptırıyor gibi. Ben Yasir abi arayıp bir soracağım abi. Tam falan yok. Bence önerim için. O da şu anda beni arıyor dedi. Yediğin dönerin içine eldiven parçası mı? Sen vallahi o da beni arıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de tam seni arıyordum. Siparişler çıkmak üzere getireyim mi dedi. Ben de getir dedim. Hadi gelin. Tamam biz seni görüyoruz. Görüyoruz. Biz seni tam ensendeyiz. Altı yönüne bak. Okey. Gördüm. Orası 9. 9 oğlum. Orası da 3. 3 orası ha. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gelin. Merhabalar. Afiyet olsun. Arkadaşlar bizler miydi? Evet. Bakın nereden anlayacağım. Su. Ben soda rica edeyim bir tane. Yasir biz az önce gördük. Burada şey yazmışlar. 2 lahmacun kola 100 lira. Söyleyelim mi ya ondan? Merak ettim. Bak dediğim gibi. Lahmacun muymuş o? Ha lahmacunmuş evet. Müzikler keko. Ona katılıyorum. Ama böyle bir güzel bir eğlenceli plaj havası veriyor yani. Biz bir de şey alabilir miyiz? Şu 2 lahmacun kola menü. Teşekkürler. Pizzayı gömelim abi. Çok şey kötü ya, bence pizza. Tam bir donmuş hazır. Pizzası. Ama güzel abi. Ya yani üzmedi. Kaç para olduğunu bilmiyorum bu arada. Ben direkt siz söyledim. Ulan parasına bakmadan sipariş mi verdin? Direkt söyledim abi. Hocam bize bir menü verebilir misin ya? Bak hemen bir gözlük açısı yapayım sana abi de. Oy. İyi değil ya. Biz Nes pizza söyledik. Karışık mı? Karışık. Yani nimete kötü denmez ama. Kardeşim 150 lira dediğim pizza 400 lira. Ama small'u kaç para? 400 lira small'u. Oğlum ne? Oha. Bak şimdi. Küçük 400, orta 750, büyük pizza 1000. 400 liraya mis gibi pizza yersiniz. Bizim eve getiriyor bir yer. 350 mi? 370 mi ne? Mis gibi pizza getiriyor. Bu bildiğin hazır pizza yani. Çok belli. At fırına pişsin 5 saniyede. Kazık. Yani tam olarak ne biliyor musunuz? Plaj kenarı.
Hani plaj kenarında yemek kalitesi daha düşüktür ya böyle. Denizden çıkarsın. Şey, aperatif atıştırmak istersin. Her bir haltı çok kötüdür ya. O tarz bir yer bence. Süper fresh pizzası. 500 lira. Yalan söylüyor. 1449 lira. Ne kadar komik ya. Bak şimdi kumpirlere bakalım. Neli kumpir bu? Karışık mı? Abi o da 400 lira. 400 liraya kumpir mi olur lan? Ben de denemek istiyorum. Ha. Yok, kumpir çok kötü. Biraz da Rus salatasına bak ya. Kanka Rus salatası ayrı kötü, sosis ayrı kötü, kumpirin patatesi ayrı kötü. Sizde en çok lahmacun mu satılıyor? Evet, bir de pizza çok. Pizza ama hazır dondurulmuş pizza değil mi bu? El yapımı. Evet, el yapımıymış oğlum pizzalara. Şu an usta hazırlıyor içeride. Gitsem göreceğim içeride hazırlıyor. Ben donmuş olduğuna yemin edebilirim. Kanıtlayayım mı? Kanıtlasana hadi. Hadi gel. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Lütfen açar mısınız efendim? Arkadaşlar pardon, özür diliyorum. Bizim eve getiren yer 550 TL'ymiş. Şimdi baktım. Ben 370 diye hatırlıyordum. 550'ymiş. Ama mis gibi gel, çok güzel bir pizza. Efendim kapıyı. Malzeme ha, buradakileri malzemeleri mi koyuyorsunuz? Var. Fırın nerede? Fırın da orada. Var mı şu an fırında pizza? Şu anda pizza yok ama sıcaklığına bak. İsmini vermiyor. Biz şey, dondurulmuşu direkt atıyorsunuz gibi düşündük. Çünkü mesela kumpirdeki sosisin tadı çok kötü. Pizzadaki kötü değil. Aynı sosis. Enteresan. Çıkar bakayım bir tane. İstediğini çıkar. Hepsi yapılmamış. Evet, değilmiş hazır. Pizzanız güzel. Söylenene ne göre daha işin garibi? Bununla buna aynı malzeme konuyor. Anca buranın mutfak şefi benim. Vallahi. Niye bugün çalışmıyorsun? Ben bu sene mutfağa girmiyorum. Ha niye? Şey mi oldu? Bence pizza kumpirden daha iyi. Bence burada en çok lahmacun satılıyordu çünkü kampanya ürünü. En çok lahmacun mu gidiyor sizde? Ya şu anda en çok giden o. Bakalım lahmacuna da bakalım. Ya teftiş yapıyor gibi adamın kafesine dikildiler ama ben çok üzüldüm. İstediğini çıkarabilirsin, hiçbiri hazır değil dediği yerde çok kötü oldum. Gerçekten çok üzüldüm. Adamı teftiş yapıyor gibi üstüne çullanmışlar gibi oldu. Burası bakın. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Malzeme ha, buradakileri malzemeleri mi koyuyorsunuz? Var. Fırın nerede? Fırın da orada. Var mı şu an fırında pizza? Fırın nerede falan, al ya. Şu anda pizza yok ama sıcaklığına bak. Yok, biz şey dondurulmuşu direkt atıyorsunuz gibi düşündük. Çünkü mesela kumpirdeki sosisin tadı çok kötü, pizzadaki kötü değil. Aynı sosis. Enteresan. Çıkar bakayım bir tane. İstediğini çıkar. Çıkar bakayım bir tane. İstediğini çıkar. Hepsi yapılmamış hamur. Çok üzücü değil mi? Yapılmamış hamur. Evet, değilmiş hazır. Pizzanız güzel. Söylenene göre daha işin garibi? Bununla buna aynı malzeme konuyor. Bence buranın mutfak şefi benim. Valla. Niye bugün çalışmıyorsun? Ben bu sene mutfağa girmiyorum. Ha niye? Şey mi oldu? Seksi. Bence pizza kumpirden daha iyi. Bence burada en çok lahmacun satılıyordu. Çünkü kampanya ürünü. En çok lahmacun mu gidiyor sizde? Ya, biraz önce ne oldu? Az önce kemik yediler, kıl yediler. Adam dövecekti yani. Buradakiler çok kibar insanlar. Çok güzel. Bakalım lahmacuna da bakalım. Kıyması okey, yerinde. Tabii ki fotoğraftaki gibi gelmedi. Pizza değil mi? Kötü geldi bana pizza. Sana iyi geldi mi? Bana şeyden dolayı iyi geldi. Kumpir o kadar kötü ki. Bana içerisi çok temiz gelmedi. O dolabın altından çıkartma sonra şişe orada duruyor, bir şey orada duruyor. Şimdi bir şey demek istemedim ama bana orada temiz gelmedi yani. Normalde pizza yapılan yerde ne olur biliyor musun? Tezgah olur kanka. O tezgahın üzerinde şöyle şöyle. Burayı pizzacı gibi düşün de. Burası büfe. Tuvalet olmamasının sebebi de o. Tuvalete tuvalet büyük ihtimal şu pazarın içerisindedir. Doğru. Pizza da öyle yapılmaz yani. Bana da çok temiz gelmedi tabii ama hani direkt göstermesi tatlı geldi diyorum. İstediğini çıkar, hazır yapmıyoruz dedi ya. Almancı çok duruyor. Yoksa bence de temiz değil. Sanki böyle şeyin altına, masanın altına koymuşlar gibi böyle üst üste. Bence de tezgah olmalı. Hadi bak. Yani aralarından bence lezzet olarak en yine yenilebilir olan pizzaydı ama pizza 400 lira. 400 lira ne ya? Çok pahalı acaba. Küçük bu arada. Bayağı küçük. Hazır mıyız? Gösteriyoruz kameraya. 3, 2, 1. Bir şey diyeceğim. Bir önceki yediğimiz yerle burası aynı mı ama? İkisine de bir veriyorsun. Bari 1,5 ver buraya. Doğru. Bir önceki daha kötü. Ama ben şu pizzaya 400 lira benim elim gözüm ayağım ayrı oynuyor abi. Ya bir şey diyeceğim. Aynı malzemelerle ben bunu çok daha lezzetli yapabilirim. Niye böyle oluyor bu? Ben gösteriyorum bunu. Bir dakika yakın çekelim. Bir şey atmıyor.